Beşiktaş Mogaz yeni sezona Süleyman Seba Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla merhaba dedi. İdmana basketbol oynayarak başlayan siyah beyazlı oyuncular sonrasında bir dizi teste tabi tutuldu. Sıçrama ve hız testinden geçen handbolcuların çeviklik kontrolleri de yapıldı. Zorlu sezona başlayan şampiyon takımın şampiyon hocası Müfit Arın yeni dönemi şöyle değerlendirdi. Sabah atletizm, yani bu 10 gün süre içerisinde atletizm ve ağırlık çalışmaları yapacağız. Takımımızı fiziksel ve mental olarak Türkiye Ligi'ne ve Şampiyonlar Ligi'ne hazır etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstererek Beşiktaş'ı bütün kulvarlarda başarılı mücadele eden bir takım haline getirmek. Biliyorsunuz hedefler büyüdükçe beklenenler de büyüyor. Biz de bu beklentiye cevap verme doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Umarım hedeflediğimiz gibi sezon sonunda da beklediğimiz yerlere ulaşmış başarılı bir Beşiktaş olarak taraftarlarımızı alkışlarına alırız diye düşünüyorum. Her sezon Türkiye'de kazanmadığı kupa kalmayan Beşiktaş Mogaz'ın en büyük hedefi bu sezon gruptan çıkabilmek. Bu zorlu yarışı Müfit Hoca şu şekilde anlattı. Yani çalışmalarımızın her zamanki gibi sabah akşam çift idman şekilde, dozajları her zaman aynı ciddiyet içerisinde. Şampiyonlar Ligi şunu öğretti. Sadece kendi çalışmalarınızda değil, bu sabah akşam çalışmaları sporcular kendilerini dinlenmeleri, bakmaları, artı ekstra ağırlık ve atletizm çalışmaları mutlaka yapmaları gerektiğini bilincine sahip oldular. Takımlarını mutlaka izleme, tekrar tekrar biz maçlardan evvel kamp dönemlerinde mutlaka rakipleri seyretiyoruz. Beraber bunun şeyini yapıyoruz, incelemelerini yapıyoruz. Savunma hatalarını hücumda yapmamız gerekenler ama mutlaka ayrı bir gözle kendilerini de izlemeleri gerekiyor. Bunu öğrendiler Şampiyonlar Ligi'nde. Biz de başarılı olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstererek Beşiktaş'a yakışanları yapmayı düşünüyoruz. Uzun bir aranın ardından tekrar antrenmanlara başlayan Müfit Arın, sporcularının fizik durumunu da değerlendirdi. Sporcularımızla şunu konuştuk. Aktif dinlenme, sezon bitiminde birkaç hafta normal bir pasif olarak dinlenmeleri. Ondan sonra her zamanki gibi atletizm artı fiziksel ağırlık çalışmalarını yaptılar. Streçini, ısınması, jimnastiğini bunlar hep yapıldı. Buraya hazır şekilde geldiler. Bunlarla kendileriyle konuşmuştuk. Sil baştan değil, takım yarı hazır. Zaten bu testlerde ne kadar hazır olduğunu gösteren vites. Ağustos dönemi çalışmalarından sonra tekrar bir test yaparak nereye geldiklerini göreceğiz ve ligi hazır hale gelmiş olacağız diye düşünüyorum. Beşiktaş için de elimizden gelen bütün gayreti göstererek başarılı bir grafik çizmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Başarılı hoca takıma yeni dahil olan oyuncuları da anlattı. Orta oyun kurucu Mekadon Irvin'in yerine geldi. Nemanja, Mekadon milli takımının bazen as oyuncusu, bazen iki numaralı oyuncusu şekilde. Tecrübeli bir oyuncu. Aynı zamanda hücum savunma yönü gerçekten iyi. Kalecimiz biliyorsunuz Yunus'u Almanya'ya transfer ettik. Biz de Sırp milli takımın kalecisini aldık. Bizim için önemli bir pozisyon. O da milli takımın kalecisi. Artı Tolga'ya bir alternatif yarattık. Çünkü Tolga çok yıpranıyordu. Onun için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden pivot pozisyondaki arkadaşımızı transfer ettik. Mehmet arkadaşımızı transfer ettik. Şöyle diyelim, herkesin bir pozisyonda mutlaka alternatifi olan bir takım yarattık. Çünkü sezonumuz gerçekten uzun. Şampiyonlar Ligi'nde 8, 14, 15 maç. Kendi ligimiz aynı şekilde artı hazırlık dönemi. Bir 11 dönem olacak. Herkesin alternatif var. Bu sene umarım sakatlık olmadan güzel bir sezon geçiririz diye düşünüyorum. Takımın başarılı pivotu Tolga Özbahar ise yeni sezonu değerlendirdi. Ya hayırlı olsun ilk önce herkese. Yeni transferlerimiz var, gidenler var. Onlara da hayırlı olsun. İnşallah kimseye Allah sakatlık vermesin. İnşallah sakatlığı güzel bir sezon geçiririz. Bu sene geçen senekinden biraz daha zor sezonumuz. Çünkü Şampiyonlar Ligi gruplara direkt katılım var ama kurallar hani takım olarak sayısı çoğaldı. Herhalde bir Nisan'a kadar nefes alamayacağız gibi görünüyor. Ama ona rağmen hani takım istekli yani biz Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı istiyoruz zaten en üst seviyede oynamak istiyoruz. İnşallah orada bu sene daha iyi şeyler yapacağımızı temenni ediyorum. Çünkü hakikaten geçen sene tecrübe oldu bizim için ama bu sene daha iyi çıkış yakalayacağımızı tahmin ediyorum. Yine zaten amaçlığımız Süper Ligi almak, Türkiye Kupası'nı almak, önümüzde Süper Kupa maçımız var Eylül'de. Onu almak, ilk önce bir kupayla başlamak. Her seneki Beşiktaş'ın hani zaten bunlar hiçbir zaman değişmiyor. Bizim bu 3 kupayı almamız lazım. Şampiyonlar Ligi'nde de elimizden geleni yapacağız inşallah bu sene. Gruptan çıkarız. Sizler için de hayırlı olsun. Hoş geldiniz bizim antrenmanımıza. Senede bir 55-60 maça yakın yapıyoruz. Ve her maçta oynamak zorundasın. Her maçta en üst seviyeyi vermek zorundasın. Çünkü arkanda bir sen yok. Ha, bu sene Mehmet arkadaşımız geldi. Ben Mehmet'i de çok severim. Bu Mehmet daha lisede okurken benim yanımdaydı. Hani çok iyi anlaştığım bir insan. İyi ki o geldi. Hani çok iyi olacak bizim için. Hiç yoktan bu sene daha dinlene dinlene oynayabileceğiz. Ben daha böyle daha az yorulabileceğim bu sene.
Zaten çocuğum da oldu. O da yoruyor eşek sıpası beni. O yüzden bu sene çok daha güzel geçecek benim için. Sporcuların performans testlerini yapan Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yardımcı Doçent Doktoru Turgay Turan yapılan çalışmaları şöyle anlattı. Öncelikle sporcularımızın sıçramalarını ölçtük. Patlayıcı kuvvetlerini bulmak üzere. Onun dışında sprint 20 metrelik sprint testi yaptık. Ve daha sonra agility dedim, yani çeviklik testlerini uyguladık. Bu testler daha bitmedi. Daha sonra dayanıklılık ve anaerobik eşik dediğimiz onların bir de yorgunluk eğrilerini ölçeceğimiz daha farklı testlerimiz daha var. Bugünlük bu kadar. Sezon öncesi olduğu için tabii ki istediğimiz sonuçları görmeyebiliriz. Daha değerlendirmeyiz. Çünkü bunlar rapor haline getirilecek. Öncelikle grubumuzun genel ortalamasına bakacağız. Daha sonra yine bulabildiğimiz yerli ya da yabancı yine takımlarla kendi takımımız arasında mukayese edip bir fark varsa o farkın giderilmesi için antrenman programlarına müdahale edeceğiz. Antrenmana futbol maçı yaparak devam eden Beşiktaş Mogaz idmanı topla çalışarak sonlandırdı.